Mahmut, bana bir duble kazandı be abi. Evet. Niyetli misin abi? Değilim abi, midem tuttu zaten. Heyecandan bir şey yiyemem. Ayrıca mübarek Ramazan günü ne yemeğiymiş, ne kazandı bir ya. Hayret bir şey ya. Günah lan. Mahmut, kalsın abi. Tamam abi. Evet abi, kaç keman olsun? Bol bol olsun Sertaç. Arkamızda koskoca kulüp var ya. Çekinmeyin, biz arkanızdayız dediler. Doğal olarak doldur gitsin. Vatandaş seviyor böyle şeyleri. Eyvallah. Abi yarın kostüm provam var. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Vallahi böyle taklit bir şey olmasın. Özel bir şey olsun Sertaç. Yani böyle imaj yapalım, anlatabiliyor muyum? Özcan'ı silmeliyiz bu piyasadan. İkimizden biri bu piyasaya fazla. Evet abi. Abi Allah'ın izniyle bütün masaları dolduracağız Cuma'ya kadar. İnşallah da nasıl olacak o Sertaç ya? Abi bu işin kuralları var. Kurallarına göre oynayacağız. Zaten Cuma'ya kadar şöhretsin Volkan. Nasıl şöhretim yani ya? Abi el alem ne yapıyor? Çektiriyor kendini bir paparaziye, bir mankenle. Ondan sonra tak bir haber. Gelsin şöhret, gelsin masa. Ya bu saatten sonra manken sevgili mi bulacağız şimdi? Ben yaprağı ayartsam yeter bana vallahi. Abi gerçekten değil, koftiden. Kızına faydası var, sana da. Yani aramızda bir şey geçmeyecek mi? Geçmeyecek abi. Böyle resimleriniz falan çıkacak. Kaçacaksınız, edeceksiniz. Bugün mü evleniyorlar, yarın mı ayrıldılar? O mu bunu aldattı, bu mu? Böyle haberler için abi. Bu işler böyle yürüyor değil mi? Tabii abi. Şarkıcıya mankene şöhret, magazinciye haber, vatandaşı okuyacak aşk hikayesi. Danışıklı dövüş yani abi. Daha ne olsun? Sertaç, o aşk hikayesini verelim vatandaşa o zaman ya. İyiymiş vallahi. Manken kızı nereden bulacağız? Çekme yok birader. Çekme ya. Çekme. Çekme ya oğlum. Çekme birader. Ha? Çekme. Şşş. Çekmesene. Şşş. Çekme. Abi daha doğal. Çok tiyatral oluyor. Abi böyle daha dikkat çekici ya. Yalnız siz sakız yenemek zorunda mısınız be? Ay sıkıldım zaten. Kaçta bitecek bu iş? Hanımefendi sizden daha amatör bir ruh rica ediyoruz lütfen. Bazı işler para için yapılmaz. Para almıyoruz zaten de. Bununla da resmimiz çıksa ne olacak, çıkmasa ne olacak? Aa Sertaç, hani daha böyle profesyonel tanınmış bir manken olacaktı. Hanımefendi siz en son hangi defileye çıktınız? Sana ne? Allah Allah. Ünlü mankenler de bayıldı sana. Bir dakika abi ya. Hiç olmuyor ki bu pozlar. Abi aranızdaki aşkın kimyasını verin biraz. Böyle kavga dövüş olmaz ki. Hayır abicim, yani gün ışığından olmuyor. Böyle flaşlar suratına patlayacak ki şaşırsınlar biraz abi. Yok ya. Ben sıkıldım vallahi Sertaç. Uğraşamam ben böyle. Ben arıyorum yaprağı. Özledim ben Red Sonja'mı ya. Arkadaşlar dağılmayalım. Çekimi ara vermedik. Abi sen de işi yokuşa sürüyorsun ama. Gündüz gözü çekelim bitsin abi bu iş. Abicim gündüz olur mu? Gündüz paparaziler uyur. Abi sen de atlatma haber yapmışsın mesela değil mi? Uyanık paparaziymişsin yani. Ayrıca da abi bu iş böyle ulu orta gündüz gündüz olmaz. Moda çekimi yapmıyoruz ki. Etrafa çaktırmamak lazım. Vallahi bir duyulursa işten atılırım ha. Ay sigarası olan var mı? Ben çok baydım. Baydın evet. Zırt pırt araya girmesene kızım. Bir şey konuşuyorlar değil mi? Zaten canım sıkkın. Manyak mısın sen be? Sertaç nereden buluyorsunuz böylelerini ya? Kızıl mızıl bir şey yok muydu? Ne bu bu? Abi sen de kızılla takıldın yani. Hayatında bazı şeyleri geçmişte bırak Volkan. Bak abi her işin bir usulü vardır. Şimdi biz bunları sokakta yakalayıp çekeceğiz ama gece. Yani gerçek gibi olacak. O zaman ara veriyoruz abi. Akşam saat 7 gibi aynı makyaj, aynı kostümle burada buluşuyoruz. Ay bir daha mı geleceğiz? Ha bir daha geleceğim. Geleceksin tabii. İş yapıyoruz burada kızım, show business. Muhasebeci olsaydın sen de. Aa şuna bak. Ha sen kendine bak. Döverim ben bunu Sertaç. Abi sakin, tamam. Abi neredesin ya? Saat 7:30 oldu. Oğlum güzel haberlerim var lan. Kulüpten geliyorum. Avans verdiler Sertaç. İş ciddiye bindi valla. Diyorlar ki bu cuma doldurursanız önümüzdeki hafta perşembeler de sizin olur diyorlar. Yani haftada 2 gün. Vay be abi. Daha başlamadan kapattın kulübü ha. Sertaç ben strese girmeye başladım oğlum. İş ciddiye bindi. Seyirci bulmak lazım. Müşteri bulmak lazım baba. Buluruz abi. Nasıl buluruz ya? Oğlum popüler bir şeyler yapmak lazım ya. Kuyruk olması lazım mekanda oğlum. Vallahi bu tavuk pilav işine dönmem ben artık. Ben sanatını yapmak istiyorum kardeşim. Pardon, yarına falan çeker miyiz acaba? Nereye bu karıyı getirdin Sertaç? Abi tamam lütfen ya. Deniz Erkaya mı gelecekti? Abi bu kızı sen hafife alma. Bu hafta soyundu, kapak oldu. Acayip prim yapar. Hadi abi akşam oldu, gece oldu. Çekelim abi. Tamam abi o zaman Sertaç sen içeri gir abi.
Müşteri gibi otur. Hatta görünme. Tamam abi, ben yemek olayını hallediyorum, sen de bu olayı hallet abi. Şimdi abi o zaman siz de kapıdan çıkıyormuş gibi yapın. Flaşlar patlayınca böyle çekmeyin çekmeyin gibi pozlar verin. Ama aman abi, gerçekçi olsun. Yoksa vallahi işten kovulurum bak. Tamam birader, el ele falan mı tutuşalım? El ele tutuşun tabii. Bak hakikaten sinirlerim bozuluyor benim. Bir an evvel çekelim şunu. Buyurun. Çekme. Çekme kardeşim. Şöyle yan yana gelin biraz. Ya ne yapıyorsun? Çeksene işte ya. Bir dakika abi ya. İşine bakıyoruz. Kusura bakma ama ben çok titizimdir yani. İşimde ciddiyim. Şşş, çekmesene kardeşim ya. Ya çekme ya. Niye çekiyorsun ya? Sesi çekmiyoruz herhalde değil mi? Sus be. Çekme kardeşim. Şşş, çekme. Çekme. Aa, olmuyor böyle özel hayat. Yaprak. Yaprak yanlış anlama vallahi. Bu sefer yanlış anlama ne olur ya. Yanlış anlayacak hiçbir şey yok Volkan. Çünkü zaten her şey apaçık ortada. Şşş, birader. Söylesene. Ya biz burada numara yapıyoruz. Üç kağıt yapıyoruz. Anlat. Ne üç kağıdı kardeşim? Ben yakaladım çekiyorum. Benim işim bu. Ne diyorsun ya? Şşt birader. Bu benim kız arkadaşım ya. Öf! Eks kız arkadaşım. Ama abi daha iyi ya işte. Kaçamak yaparken sevgilisini yakaladı diye yazarız. Oğlum şşt ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Şşt çekmesene oğlum. Söylesene lan. Allah kahretsin Volkan. Senin yüzünden resmin çıkacak. Çekme. Çekme kardeşim. Siz basının yüz karalarısınız. Sigarası olan var mı? Ya bir sus ya. Eski kaşar. Ver o kamerayı bana. Ver ver. Annem babam öldürecek beni. Çekme. Çekme. Ya manyak mısınız siz be ya? Çekmiyorum lan o zaman işte. Şşt. Bitti kardeşim. Sizinle mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Şşt birader hop. İş konuşuyoruz ya. Ne oluyor ya? Madem Allah kahretsin. Ne zaman seni görsem hayatım mahvoluyor. Kahretsin seni ya. Ya Red Sonucam bir tanem. Yeter artık bu yanlış anlaşılmalar. Bıktım vallahi ya. Bir sigara bulamadınız ya. Ben sana bulurdum da Ramazan'dayız şimdi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.